E, yarım kaldı yayında da bakın e, burada İran'da e, İsfan ve Kirmanşah e, Tebriz bölgesi var. Gün Tebriz İsrail'in radara girmesinin sebeplerinden bir tanesi İsrail'e atılan füzelerin e, çoğunluğu Tebriz'den atılmış. E, şimdi e, İsrail buna Amerika'ya rağmen karşılık verecek. Burada sadece İsrail'in düşündüğü muhtemelen saldırmak değil. Bunun ölçeğinin ve kapsamının ne olacağı. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda bunun sınırlı, kontrollü e, ya da işte bir e, misilleme pazarlığı olduğunu ben söylemiştim. Bu sefer de İsrail muhtemelen İran'a ne ölçüde yani askeri yeteneklerini mi ve e, hedef alacak yoksa altyapıyı mı hedef alacak? Benim tahminim İsrail bu geceden itibaren hatta bu gece İran'ın petrol, elektrik, enerji, nakilatları, petrol boru hattı gibi e, altyapı tesislerini İsrail bu gece hedef alabilir. Öngörüm İran toprağını mı vuracak? İran toprağını mı vuracak? Evet diyorsun. İran toprağını vuracak. Burada bugün İran hava sahasının yayına girmeden baktığım zaman dikkat çekici bir nokta var. İran hava sahası ikiye bölünmüş durumda. Buradan aşağı doğru. Ve buradaki bütün e, Irak tarafı yasak. Herhangi bir uçuş yok. Şu an kapalı. Halen kapalı. Pazartesi'ye kadar. Ama şu gördüğünüz hat içerisinde bütün uçuşlar İran'ın doğu tarafına yönlendiriliyor. Ve şu an İran hava sahasının batı tarafı e, boşaltılmış durumda. Tabii herkes haklı olarak dün İsrail'e yönelik İran'ın düzenlediği saldırıya konuşlanırken ben Tahran'ı takip ettim. Saatlerdir Tahran'a dün geceden itibaren başkent Tahran'a İran'ın hava savunma sistemleri gönderildi mobil. E, etrafına önemli kamu binalarının muhtemelen yan taraflarına, devlet binalarına, işte Cumhurbaşkanlığı sarayı vesaire. Yani Tahran'da şu an bir mobil e, hava savunma sistemi kuruldu dün. Ee, bu saldırıdan önceki saatlerde. O zaman gene ben haber globalde yayınındaydım. Bir anlam verememiştim. Ama şu an parçaları birleştirdiğim zaman dün, e, dünden itibaren İran'ın bu saldırısından sonra İsrail'in olası saldırısına karşı Tahran bir hazırlık yaptı. Şimdi de somut olarak diyorum ki size İran'ın batı e, hava sahası şu an boşaltılmış durumda. Sivil uçuşlar doğuya yönlendiriliyor. Burada da son bir şey söyleyeyim. Herkesin tabii aklına gelen soruyu da cevaplayayım. İsrail Hava Kuvvetleri'nin Nevatim'deki F-35 savaş uçakları İsrail'in bir beceremediği bir tek şey vardı. İsrail'i vurma konusunda daha önce çok e, hevesliydi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin yapamadığı şey bu gördüğünüz mesafede bu F-35 savaş uçaklarının nasıl uçuracağıydı. Bunu da çözdü İsrail. Çünkü Doğu Akdeniz'de o sondaj döneminde Yunanistan'la Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle yaptığı bütün tatbikatlarda... Evet İsrail Hava Kuvvetleri katıldı ama bu tatbikatların katıldığı bölümü havada ikmaldi. İsrail'in tek yapamadığı havada ikmal meselesini beceremiyordu çünkü tanker uçakları yoktu. 2021 yılında İsrail'in aldığı F-35 ki yazılım donanım olarak Orta en iyi versiyonu İsrail'e verilenler. İsrail Hava Kuvvetleri 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada'da Amerikan Hava Kuvvetleri ile ...İsrail'in F-35 savaş uçakları havada ikmal tatbikatı yaptı. Çok geniş kapsamlı. Red Flag e, miydi, Red Eagle mıydı, neydi hatırlamıyorum isim. En önemlisi, 2022 yılında İsrail ilk defa tanker uçaklara kavuştu. KC-46A galiba. Ama bu İsrail'in istediği şekilde modernize edilip yapılıp tasarımı vesaire... ...İsrail'in istediği şekilde yapılan... ...İsrail Hava Kuvvetleri tanker uçaklarına kavuştu. İsrail'in İran'a vuramamasının sebeplerinden bir tanesi... E, ...bu tanker uçakları meselesiydi. Ama tabii bu Suriye Savaşı vesaire olduğu zaman... ...herkesin gözden kaçırdığı bir şey vardı. İsrail İran'a F-35 savaş uçağıyla daha önce vurdu. Çünkü tanker uçaklar kalkmıştı. Biz bunu profesyonel askeri anlamda takip eden... ...yurt dışındaki e, da teyit ettirdik. F-35 uçakları... Natans bölgesinde nükleer tesislerin olduğu bölgeyi vurdu ve geri geldi. Tanker uçaklar da havada yakıt ikmali yaparak. Yani bu İran yıllardır, pardon İsrail yıllardır İsrail'e karşı bir saldırı simülasyonu Doğu Akdeniz'de sürekli yapar. Hatta geçtiğimiz günlerde aylarda Mısır'ın da olduğu bir simülasyonu yaptı. İşin özeti tanker uçakları havada ikmal meselesini İsrail e çözdüğü için Amerika Birleşik Devletleri'nde rağmen ...Nevatim üstünden kalkacak F-35 savaş uçaklarıyla ee, ben bu gece... Nereden geçecek peki? Rotası nasıl olur? Bunu bilemem. Muhtemelen... Yani e... Ürdün mü açacak hava sahasını? Irak hava sahası kapalı. Ee, şimdi burada e, olan şüpheli Suudi Arabistan. Yani bir şey diyemem. Aralarındaki anlaşmayı bilemiyorum. Ee, Suriye'den geçse Rusya'nın izin almak zorunda değil mi? Ee, Suriye'nin güneyi boş. Ha boş. Ee, İran hava sahası şu an kapalı. ...ve F-35 savaş uçaklarının teknik özelliklerini düşündüğümüz zaman... ...İran radarlarının vesaire pek bir şey yapma ihtimali yok. Son bir şey daha söyleyeyim. Bu mesele dün de söylemiştim. Yarın e, piyasalar açılacak. Bu piyasalar dediğimizde Asya'daki borsa, Amerika'daki borsa... ...bu işin saat 9'a kadar bitmesi gerekiyor. O yüzden bu gecede İsrail kendi kararı verdiği ölçekte askeri sanmıyorum... ...bakın açık ve net askeri hiçbir hedefine hedef alınacağını düşünmüyorum... Ama İran'daki petrol, enerji, elektrik nakil hattı koyun işte altına. Petrol tesisi, petrol tankeri, deposu. Ama buralara birden fazla e, İsrail bu gece İran'ı e, vuracak. Çünkü sabah saat 9'da piyasalar açılıyor. Dediğim gibi e, dün Bitcoin'deki çöküşü herkes duymuştur. Evet. Yarın bu fiyatlarla, bu gerginlikle e, bu şeyi kimse kaldırmaz. Amerika'nın açıklamalara kimse bakmasın desteklemiyoruz, yeşil ışık yakmadık bilmem ne bunlar hep basın, oyalama. İsrail bu gece İran'da birden fazla altyapı tesisini muhtemelen vuracak. Sabah 9'da da borsa açılıyor. Ben buradayım. Ya ama tamam e, iş bitmiş mi olacak İran bu sefer İran'ın karşılığı Hayır karşılık olacak. verilmeyecek. Hayır, verilmeyecek Artık bu saatten sonra olmaz. Saat 9'da borsalar açılana kadar bu işin bitmesi gerekiyor. Hayır çünkü...